Afiyet Köfte 3'ün bilmem kaçıncı bölümü. Ve bu bölüm sizlerle beraber ne yapacağız? Ağaç tarlası? Evet, ağaç tarlası yapacağım. Evet, kendime bir tane Farming Station yaptım. Farming Station için Z-Logic Matrix diye bir zımbırtı var lazım. Peki, bir o an zımbırtı... ağaç tarlası anladım. Efendim? Bir an ağaç tanrısı anladım. Ağaç tanrısı yapıyorum, evet. Tapacağım sonra ona itinayla. Sly, bu makine lazım. Bu makineyi de kullanmak için şunlar, bir tane balta, bir tane de shear koymanız gerekiyor. Evet. Şimdi ben tarlamı nereye koyacağım? Buraya. Oh yeah. Evet, tarlamın hangi yöne bakmasını istiyorum. Bu yön neresi? South. Güney. Güneyli pislikler. Diye bir Amerikan iç savaş esprisi yapalım. Evet. Pis bir Yankee olarak ben neler diyorum şu an. Evet, sistemindeki bütün... saplingleri boşaltayım. Evet, sadece güneyler açık kalsın. Ha. Aa, doğru. Önce şu upgrade'i koymam gerekecek. Tamamdır. Sonra bana balta lazım. Evet. X. Dark Steel X kullanalım şimdilik. Ancak balta konusunda balta yenilenmesi gereken bir şey olduğu için bunun içinde ilginç planlarım var. Ve şimdi bunun enerjisini ben nasıl sağlayacağım? Bir tane basic kapasitör alalım. Evet. Doğukan da bir el sallarsa bize. No. Evet. Emote da kullandık. Emote'um burada gözüküyor şu an. Evet, bir, şimdi. Bir sorun var arkadaşlar. Haydi sor. Bu architecture blokları çevirmek için gereken nanenin adı neydi? Eşten en ufak bilirsin. Bir fikrim bile yok. Aa, hammer, bir şey hammer'dı. Çekiç. Turunculu böyle. Bunlar nasıl yerli şimdi? Architecture hammer. Orange daha iyi yok ama. Heh, şimdi bu şekilde değil. Üstten vermemiz gerekirmiş. Evet. Elimde normal bir shovel olmadığı için maalesef bu şekilde kazıyorum. Evet. İroni. Ve basic energy conduit'imizi alalım. Ve voilà. Şimdi bu, evet, yerleştirmeye başladı. Torçları ben hafiften kaldırıp yer değiştireyim. If 7, gil bağalım. Tamam. Oh. No. Evet. Bir no vakamızın ardından... Daha sonra nüp vakamızın ardından. Absolutely nope. Neyse, şurada bir tane spot kalsın. Tamam, onu da hallettim. Evet. Ağaçlarımız spawn olmaya başladı ve ben buna biraz bone meal vereyim. Hmm.
Evet. Bu işi biraz hızlandırmak istiyorum. Evet. Bu kendisi bone meal beslemeye başlayacak otomatik olarak. Evet. Peki şimdi soru. Ağaç tarlasını neden yapma ihtiyacı duydum? Hadi yanıtlayın. Çünkü ağaç Minecraft'ın temel gereksinimlerinden biri. Evet ama asıl sebebim o değil. O asıl zaman sebebim enerji. Mana. Mana mı? Evet, mana. Ha. Mana mana. Pırırırırım. Mana mana. Evet şimdi kendime... Basic Drawer. Şimdi önünde ağır bir kapı, ardında okyanus var. Ben zaten suda doğmuşum, kapıyı açmam gerek. Ah. 3, 4. Şimdi benim buraya koymam gereken şeyler, saplingler, woodlar ve elmalar. The apple. Evet. Oops. Wood. Elma. Aa, bir tane sapling verin. Hatta şunu çalayım ben. Evet. Şimdi bana gereken başka bir arkadaş, iki arkadaş var hatta. Crafter. Bu Z-Logic controller'dan gene lazım buna. Evet. Bu şekilde. Bu arada craftinglerimiz bayağı rahatlaştı fark ettiyseniz. Şimdi Z-Logic controller ne istiyor? Solarium, silikon. Solarium 2 tane. Redstone 1 tane ve silikon. Valla. Ve tabii ki de yeni balta yapmam lazım. Düz Iron X yapalım. Evet, bu da bunu yapa dursun. Crafter. Hazırlanıyor. Ve voilà. Tamam, crafter'ımız da hazır. Hoş geldin her kim geldiyse. Merhabalar, ben Orknist Orkoğan. Ne haber? Videodayız bu arada. Ha, hadi ya. Ha. O zaman selam. Evet. Ve kendime item conduit yaptım bir set. Daha sonra iki set. Uyuyalım. Bence uyuyalım. Hani çok güzel olur. Uyuyalım. Videonun bence devamlılığı de için. Galiba crash yedim. Tebrikler. Tamam, iki farklı tebrikleri aynı anda demeyi başardıysam bence olmuşuzdur. Şimdi bu... Evet, solar panelleri kapamıyor. Güzel. Peki peki, anladım. Sen neymişsin be abi? Aha. Kaç yıllık şarkı o ya? Çok yıllık şarkı. Bir de şey, kek düşmanı bir abimiz vardı. Sınıfa Gönlümüz giriyordu. Gönlümüzden bir canı var. Aynen. Sınıf ondan korkar. Kapıda görülür görülmez. Saklanır kekstralar. Nazlı okulun incisi. Kekstra tek eğlencesi. Unutmadan ben biraz şunu evde şarj edip
ufak bir ön eneğiyi koyayım buna. Tamam, o esnada şunları ayarlayalım. Ve sanırım kendime bir tane yeter enç yapmam gerekecek. Evet, yeter enç'imiz hazır. Şimdi. Şu aşağıya bir inelim. Pickaxe de kazıyoruz. Evet. In out. Insert. Extract. Green. Tamam. Always active. Tamam. Bunların hepsi insert green. Insert green. Insert green. Tamamdır. Evet, bunların hepsini insert edecek bu. Şimdi devam edelim. Yani buradan, şuradan çıkanların hepsi yeşil bölgelere girecek. Dikkat ettiyseniz şuna yeşil ayarlamadım. Çünkü buna özel bir arkadaş gelecek. Şimdi buraya in out. Senin insert'ün brown'dan insert alalım. Hatta dur. Evet. Şimdi hatta dur. In out, insert'ün yeşil olsun, extract'ın brown olsun. Mesela birden fazla crafter yapmam gerekebilir. Şimdi recipe'sini buna ayarlayalım hemen. Ups. Evet, birden fazla crafter yapmam gerekecek sanırım. Wood. Wood. Evet. Gel bakalım. İlk önce. Tamamdır. Bu böyle olsun. Evet, iki tane daha crafter gerekecek. Şimdi. Gelsinler onlar. Head, kafamız, redstone'umuz, silikonumuz ve solaryumumuz. Tamam, şimdi ikinci seti de yerleştirelim, onlar da hazır ola dursun. Şimdi bu arkadaş bize bir tane ağaç yapacak. Daha ağacı odun yapacak. Şimdi seni şuradan alalım. Sen dolmuşsundur. Evet, dolmuşsun. Çok güzel. Çok da güzel dolmuşsun. Baya tatlı bir biçimde. Seni buraya atalım. Saniye de gitti. Eş, bana sen lazımsın eş. Eş hepimize lazım. Ne oldu? Ayrıla. Bizim evin ikinci katına şey çekiyorum. Çit çekiyorum. Bu hani teras balkon gibi bir yer var ya. Evet. Merdivenler oturmuyor. Kafayı yiyeceğim. (Gülüyor)
Sen bu enerjiyi almıyor mu bundan? Ha, buffer'ı dolduruyor. Tamam. Sıkıntıyı anladım. Hatta şunu çıkartırsam bunun yanlış. Evet, yanlış conduit'i çıkarttım. Tebrikler bana. Evet, sıfır RF gain'imiz var. Siz çıkış yapmıyor musunuz? Çok güzel soru. Ve çıkış yapmıyorlar. Ha, tamam, şimdi yaptı. Tamamdır. Bu tarz tinkeringleri ayarladık. Active Extract. Asa dur. Always Active Extract değilsin sen. In Out. Insert'ın ayrı bir şey olacak da. Extract'ın Green. Always Active. Insert'ın Light sayen olsun senin. Tamamdır, sen buradan Voodoo'nu elde et. Evet, ilginç bug'ları da yakalanmanın ardından devam edelim. Şu iki tanesi hazır. Kalan iki crafter'ımız. Evet. Şimdi in out insert blue. In out purple. Sen stick üret. Aslında sen de blue olacaksın ya. Sen de pikek üret. Tamamdır. Senin extract'ına gelelim. Light gray. Always active. Ve bunun eksi bittiğinde bunu atması lazım buna. Atmıyor. Şimdi şuna bir tekrar bakalım. Insert light gray. Pikeks yapıyormuşum ben. Ben de diyorum neden olmuyor. Tamamdır. Oldu.
Şimdi senin insert extract, senin de extract'ın blue'ya olsun. Blue'dan o blue'ya var. Senin extract'ın blue. Tamamdır. Şimdi teoride bunların olması lazım. Extract, senin insert'ın ne? Brown. Extract brown, always active. Dur, senin extract'ın da always active. Senin extract'ın da always active. Dur. In, out, insert, extract. Evet, biraz 4 lazım bana. Lanet. Tamam. Doldurmaya başladı bunları. O zaman evden biraz yardım alayım. Bu arada bir gündüz yapsak güzel olabilir. Evet. Gündüz yapalım. Değil mi? Şimdi gel gelelim buraya. Şirketimi elime alayım. Creeper tehlikesine karşı, hatta şurada iki tane creeper var. Wop. Wop. Wop wop. Evet, iki tane creeper kafası düştü. Daha sonra bir tane düştü. Bu arada Discord'takiler sessiz kaldınız. Ben şu an Braindead Acute yaptığım için otomatiğe bağladım. Benim de QR'im bozuldu. Geçmiş olsun. Nasıl becerdin peki? Ya QR değil de daha doğrusu eşyaları sisteme gönderme. Evet, tamamdır. Bu arada benim de bu sistem hazır. Ancak ben enerjiyi sanki solar sellerden almasam daha verimli gibi. Bu arada neden buradan almadıklarını da anladım. Item conduit koymuşum gerizekalı gibi. Evet, şimdi alıyorum. Nasıl lazım? Evet. Alıyor. Güneşi bloklayan da bir şey yok. Neyse, ben kendi evimden taşısam daha sağlıklı olacak. Şimdi kendi evimden taşınsam derken? Taşısam. Ha. Hatta buradan şimdilik bu böyle idare eder. Buradan enerjiyi taşımak için bir başka moda daha giriş çektim ben zaten. Ama öncesinde size Botanya ile alakalı göstermem gereken birkaç önemli şey var. Şimdi ilk öncelikle benim yapmak istediğim bir şey var. Envanterime gerçek bir balta almak. Evet. Yapmak istediğim şey envanterime gerçek bir balta almaktı. Her zaman. Çocukluğumdan beri hayalim. Benim de baltam yok. Benim de baltam yok. Boş ver. Önceden balta mı varmış? Yani. Benim de yok. Tabii ki. Önceden herkes baltaya kaymış. Yani Minecraft'ta ilk başladığınızda baltamız mı var? Değil mi? İşte. Değil. Şimdi. Of of. Tamamdır. Sonra siz gelin. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ardından şu arkadaşlar yerleşe dursun. Ups.
Şimdi hepsi doğru spreader'a bağlı değil mi? Evet, doğru spreader'a bağlısın sen. Tabii. Tamam, doğru spreader'a bağlılar. Güzel. Ve şimdi bana runik altar lazım. Runik altar. Gel güzelim. Ve tabii ki de bir tane daha mana spreader. Sen çok yanlış bir resipi açtın. Ha. Teşekkürler. Evet, ve Botanya'nın ayrı bir crafting mekaniğine giriş yapmış olduk. Rünler. Nasıl direkt dibine koyayım, evet. Şimdi rünler nedir? İlk önce kendimize bir tane rün craft edelim. Basic bir rün. Mesela Rune of Fire crafted ya da dur. Rune of Earth daha kolay. Şimdi bana ne lazım? Rune of Earth. Bir tane mana stealing it. Bir tane mana powder. Bunlar nasıl yapılıyor? Çok güzel sorular. Şimdi ilk önce mana powder'ı yapalım. Mana steal konusunda dungeonlardan bolca mana steal bulmuştum. Ancak gene de yapımını göstereceğim. Şimdi elimize bir tane bundan alıyoruz ve bunun içine atıyoruz. Mana steel'imiz oldu. Oops, living rock değil. Aynısını redstone için yapıyoruz ve voilà. Sen başka ne istiyorsun? Rune of Earth, bir tane mushroom, bir tane block of coal, bir tane stone. Benim için çok kolay şeyler. Hatta mushroom en zoru. Evet. Ve burada bir adet işlem sürecek. Bu işlem de bu şekilde devam ediyor. Ve bu bittiğinde bunun çevresinde bir dizi particle'lar belirmeye başlayacak. Evet, şu yıldırımlar. Ve bir tane living stone atıyoruz ve voilà. İlk rünümüzü craft ettik. Ve tabii ki de bir adet achievement kısmı açıldı. Ve şimdi benim kendime craft etmek istediğim önemli başka bir şey daha var. Bir tane. Mana tablet. Kendisi yapımı çok kolay. Bir tane mana pearl ya da mana diamond lazım. Ben mana pearl kullanacağım. Ender pearl'ı elde etmesi çok daha kolay çünkü. Yedi, sekiz, tamamdır. Ups. Yanlış zımbırtı. Evet, ve bir adet mana tabletimiz var. Şimdi bunu bunun içine attığımız takdirde ve tabii buna shift sağ tıklayıp bir mana kaynağından tablete atması şeklinde ayarladığımız takdirde valla. Ayrıca bu olurken ben bir şey daha yapmak istiyorum. Bir adet comparator. Neden bir adet comparator yapmak istiyorum? Size bir şey göstermek için. Bunu göstermek için. Evet. Şimdi bunun gücü şu an 1. Ve mana tabletim, mana pool'umuz da bayağı az var. Şimdi mana tabletimizi buraya atalım. Ve gördüğünüz gibi güç yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bu arkadaş mana pool'umuzun ne kadar dolu olduğunu gösteriyor bize tamamen. Evet, kullanacağım sistem biraz buna dayalı. Evet, ilginç bir mantık değil mi? Yani basitçe az buçuk bir şeyler tahmin edebilirsiniz nasıl bir şey kullanacağım konusunda bu arada. Şu an bu mana tablete ihtiyacım yok. Sadece göstermek için yapmıştım. İlginç bir şeyler düşünüyorum, evet.
Evet, sanırım bölümü burada bitirsek güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köftenin günler. İyi eğlenceler.